Bu oyuncu geldikten sonra da zaten esame listesine Van Bronckhorst'un ilk yazacağı oyuncu olur. Nasıl bir oyuncu? Biraz onu konuşalım. Bir defa çok yönlü bir üçüncü bölge oyuncusu. Son döneminde sağ kenarda oynadı. Santrafor oynadı Feyenoord döneminde hoca ile birlikteyken. Forvet arkası oyuncu, 10 numara oynar, ikinci santrafor oynar. Çok özellikleri olan bir isim. Neler yapar? Araya arkaya top oynama özelliği var. Özellikle araya çok iyi ara pas atabilen, oyun görüşü olan, vizyonu olan, teknik kapasitesi olan bir oyuncu. Sağ kenarda olduğunda sürekli içe kat eder. Özellikle uzak direkt plaseleri çok etkilidir. Oraya devrildikten sonra şut pozisyonu bulamazsa arka tarafa iyi toplar indirir. Ters kanada indirir. Santraforunu ara top oynar. Çok özellikli bir isim. Sağ beki tabii kim olacak bilmiyorum Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon. Sağ kenarda oynadığında çok ciddi derecede bekine konforlu bir şekilde alan açar. Ve bekin rahat çıkmasını sağlar. Çünkü o topla oynadığında, içe kat ettiğinde merkezi karıştıracağı için orada ikilemde bırakacak rakip savunmaları. Bek de arkadan mesela Ferdi gibi çok iyi bindiren, Osayi gibi iyi bindiren, Kön gibi iyi bindiren bir bek olursa Beşiktaş'ın çok ciddi can yakarlar o sağ kanatta. Onu söylemek lazım. Ama tabii hoca bilmiyorum. Belki hoca ikinci santrafor oynatır veya santrafor oynatır. Onu bilemiyorum. Hocanın sistemine göre bakıyor olacağız ama nerede olursa olsun özellikle sağ kenarda çok büyük fark oluşturur. Oyuncu özellikle bu Robben plaseleri falan çok iyi oyuncunun. Sağ kanatta, sol ayakta. Bir de şunu söylemek gerekiyor. Oyun kurucu yetenekleri de var. Sadece atan değil, attıran da bir isim. Uzaktan da iyi şutları var. Son olarak da lider bir oyuncu. Lider karakterli bir oyuncu. Beşiktaş'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Evet, arıyor. Değil mi? Öyle Tabii bir tabii. doğru Lider söylüyorsun. karakterli bir oyuncu. Liderlik Kesinlikle özelliği ihtiyacı var. var. Bir de şunu söyleyeyim Melike. Hocanın yani hocayla yapılan ilk görüşmelerde kendi oyun felsefesini sahaya yansıtacak en önemli bölge olan bekler. Bekler konusunda çabuk çıkacak ve topu üçüncü bölgeye bir anda götürüp kenarlara inerek orta yapacak iki oyuncu aradığını, iki oyuncu istediğini dile getirmiş Başkan Hasan Arat'a. O yönde de çalışmalar var. Yani öncelikle Beşiktaş'ın hedefi savunma kurgusunu oturtturmak. Burada da iki kenar bek alınacak. Masuaku'yla büyük ihtimalle zaten yollar ayrılıyor. Kendi gibi bir tane bulsa Bulsa çok iyi olur herhalde. süper olur Çok da çok iyi bir bilmiyorum nasıl oyuncuydu yani. bulabilirler. O konuda biraz tereddütlerim var. Ama şunu da söyleyeyim. Svensson konusunda hocanın çok böyle katı tutumu olmadığını duydum. Yani Svensson'dan yararlanacak. 11 mi olur, yedek kulübesinden daha sonra oyuna girip faydalanır mı? Onu ilerleyen dönemlere, lig başladıktan sonra göreceğiz ama Svensson konusunda çok böyle bir katılık yok. Ama iki topu oyuna hızlı sokacak. Bekim olsun demiş. İsim söylememiş. Onu dile getirebilir. O zaman yeri gelmişken Hummels'i de konuşalım. Evet. Kartal Yiğit. Önce sen diyeceğim. Nedir durum? Bir de Roma ilgileniyor oyuncuyla. Belki başka takımlar da çıkabilir. Aslında bu şeydir yani bir oyuncuyu transfer etmek istiyorsanız ya rakipleriniz varsa doğru yoldasınız demektir bir yandan da. Kulakları çınlasın Mehmet Özcan hep der yani başka takım istemiyorsa ben onda bir şüphe ararım diye. Beşiktaş burada bu transfere ne kadar yakın? Şimdi yani Hummels'e baktığınız zaman istemeyecek kulüp yok hakikaten ilerleyen yaşına rağmen. Yani ilerleyen 35 yaşına. yaşında. Yani yaşı var hakikaten şimdi Ama o baktığınız mevki zaman. için hani bir de böyle bir sezon zaten Beşiktaş'ın hani yatırım geleceğe yönelik bir yatırım gözüyle de bakmıyor Tabii buna kısa biraz. vadeli. Kısa Kısa vadeli planlar vadeli. var ve Kısa vadeli. stoperde yani çok da 35 yaşa takılmam Çok ben. değil. Pepe geldi. Hala Pepe oynuyor. Hala getirin Beşiktaş'ı. Ben isterim. Hala Pepe'nin gelmesini isterim. Ve en az bir sene daha takır takır top oynar. 32-36 aralığı stoperde bana daha prime Yani dönem gibi normal geliyor. fizik olarak şimdi Yani bilmem Burak Kural daha iyi bilir. Estağfurullah. Hummels konusunda Neyse söyleyecek o bir şeyler. tabii Bekliyorum, tabii. bekliyorsunuz. Hummels'in fizik olarak bir sıkıntısı yoksa zaten en az ben alırlarsa eğer 2 sene daha oynayacağını düşünüyorum ama şöyle de bir durum var. Çok böyle Beşiktaş mali şartları zorlamak istemiyor. Onun dışında yöneticilerle de konuşuyorum. Hummels'te hocanın da çok inanılmaz bir ısrarı yokmuş. Yani isme bakmıyorum, iş yapacak, bana topu oyuna iyi sokacak, oyunu geriden kurabilecek bir stoper bulun demiş. Ama illa Hummels olsun, Savic olsun öyle bir şey yok. Hummels'i
Savic de çok iyi. Savic de çok iyi bir oyuncu. Savic mi, Umers mi? Ben Savic derim. Ben de Savic derim. Yani yaş olarak ben de Savic derim. Onu da söyleyeceğim zaten. Başka bir şey daha var. O nedenle Hummels konusunda yöneticilerle yaptığım görüşmelerde sanki böyle olmayacakmış gibi geldi bana. Buradan Burak Kural'a döneyim hızlıca. Araya tabii da gideceğiz çünkü. Senin de görüşlerini merak ediyorum Hummels'le ilgili. Hummels çok büyük kariyer zaten. Yani çok fazla hem futbolculuğu hem kariyeri tartışılmaz diye düşünüyorum. Burada biraz taktiksel bir detaya değinmek istiyorum. Tabii ki. Şimdi Hummels Borussia Dortmund'da yani karşı presi en iyi yapan, dünyanın en iyi karşı pres yapan takımlarından bir tanesi Borussia Dortmund. Zaten Klopp'la Gegenpressing orada çıktı. Karşı preste kaptırdığınız yerde direkt geriye çekilmek yerine orada basmak ve tekrar topu en kısa süre içerisinde kazanmak. Şimdi böyle bir noktada Dortmund'da çoğunlukla topa sahip olma oyunu oynayan bir takım. Ve Hummels de ileride tabii pozisyon alıyor. Kaptırdığı yerde çok kısa sürede geri kazanan bir takım olduğu için çok fazla gitgelli oyunda Hummels'i görmüyoruz. Zaten çabuk bir stoper değil, en iyi döneminde bile çok çabuk ve süratli bir stoper değildi. Şimdi Beşiktaş'ın özellikle kaptırdığı yerde geçen sezonki kadrosunu düşünürsek kaptırdığı yerde çok fazla kazandığını görmedik. Çok ciddi savunma geçişlerinde sıkıntı yaşadı Beşiktaş ve zaman zaman geri koştu. Geri koştuğu maçlarda da çok ciddi derecede erken düştü oyundan. Kartal canlı izledi, daha çok görmüştür hani bu düşüşleri. Biz genelde skorboard'ta televizyondan izlediğimiz için ama biz de görüyorduk bunları. O zaman şu düşünülüyordu, iyi çalışmıyor mu takım acaba falan. O, onunla alakası yok yani. O kadar geri koşturursanız hangi takımı koşturursa, Fransa milli takımını koşturun, onlar da yorulur. Dolayısıyla hani böyle bir oyun iklimine ve böyle bir takımda oynamış bir isim Hummels. Almanya milli takımı daha keza bunun gibi milli takım. Şimdi Beşiktaş öyle bir takım kurabilir mi? Çok kısa sürede ben kolay görmüyorum. Dolayısıyla Hummels'in bir de maliyetinin de çok yüksek olacağı söyleniyor. Tabii ki büyük bir oyuncu. Ligde oynaması da ciddi derecede katkı sağlar. Bu arada Van Bronckhorst oyun kurucu bir stoper istemiş. Bunu en iyi yapacak oyunculardan biri Hummels. Müthiş ayakları var. Çok soğukkanlı bir oyuncu. Yani şöyle söyleyeyim. Oyun başlatırken bile blok arasına çok rahat topu sokar. Uzun oynar, tersi oynar. Geriden baskı yediğinde de topla çıkar. Baskı yemediğinde de arkaya çok iyi toplar atar. Ya panzehir gibi bir oyuncu geriden oyun kurmadı. Artı taraflarını da söyleyelim. Ama tabii mesela Savic konusunu konuştunuz. Savic bence tabii daha yani şimdi kariyer olarak Hummels önde olsa da Savic de müthiş bir oyuncu açıkçası. Orada hangisini ikna edebilirler bilmiyorum. Ama Hummels'in maliyeti bence dikkat etmek gereken bir konu. Peki devam edeceğiz. Bugün transferde Trabzonspor'da bir hareketlilik vardı. Zaten birkaç gündür öyle. Dragoş'u aldılar. Anlaştılar 3+1 yıllık bir sözleşmeyle. Öncesinde de Vakeme transferini gerçekleştirmişlerdi. Başka isimler de var. Hareketli günler geçiyor. Araya giderken bir Vakeme'nin gollerini hatırlatalım sizlere. Maç bitimi yayındayız.